Konya'da kan davasına karışan babası Todoro ile küçük yaşta İstanbul'a gelen Ligor 1888 yılında doğar. İstanbul'a kaçsa da kan davasından kurtulamayan aileyi takip eden hasımlarla Todoro arasında çıkan çatışmada Ligor sağ kolundan yaralanır ve sakat kalır. Fener'de oturan Todoro Efendi Muhittin'de ünlü bir terzidir. Fakat oğlu Ligor sağ elindeki sakatlık yüzünden bu mesleği yürütemeyecektir artık. Ligor da kendisini sokaklarda bulur. Ömer Ünal'ın korkunç denecek süratle bıçak kullanır dediği Ligor bu özelliği nedeniyle alemde Solak lakabıyla nam yapar. 1908'de Balat'ta bir Yahudi tüccarı vurarak ilk vukuatını imza atar. Bu dönemde babasını kaybeden Ligor için kabadayılık yolunda bir engel kalmamıştır artık. Şöhreti önce Unkapanı'na yayılır, oradan Eyüp'e kadar olan mıntıkanın 4 yıl boyunca sözü geçen tek kabadayısı olur. Bir süre sonra kalpazanlık işine bulaşır ve sonunu da bu iş getirir. 1921'de piyasaya sürdüğü sahte İngiliz paraları yüzünden yakalanır ve hapse atılır. Hapisten çıkıp çıkmadığını kimse bilmez.